Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar dileyelim. Ramazan geldi, hoş geldi dediğimizde ilk aklımıza gelen şey tabii ki Ramazan pidesi. Ramazan pidesini evde yapmanın da ne kadar keyifli olduğunu geçen sene evlere kapandığımız Ramazan ayında da yaşadık, hepimiz gördük. Şimdi kolay bir Ramazan pidesi tarifi paylaşmak için bu videoyu çektim. Geçen sene ekşi maya ile Ramazan pidesi nasıl yapılır, değişik unlar nasıl kullanılır diye bir video çekmiştim. O da kanalımda. Ekşi maya ile Ramazan pidesi yapmak isterseniz o videoyu izleyebilirsiniz. Ama böyle kolay, çabuk, hemen iftara sıcacık böyle bir saatte, 1,5 saatte bir Ramazan pidesi yapayım derseniz o tarif de şimdi bu videoda geliyor. Ramazan pidesi için malzemelerimiz şöyle: 15-20 gram kadar yaş maya veya bir paket küçük kuru maya, bir çay kaşığı toz şeker, bir su bardağı kadar ılık su, 3 su bardağı un, üzerine sürmek için bir yumurta, birazcık un, birazcık suyla bir bulamaç yapılacak. Biraz susam, biraz çörek otu, tabii ki ekmeğin içerisine eklemek için de birazcık tuz. İlk önce yaş mayayı kaseye ufalıyorum. Bu kullanacağım 15-20 gram kadar yaş maya yerine, dediğim gibi, isterseniz bir paket instant maya veya bir paket kuru maya, eğer büyük paket kullanırsanız da bir tatlı kaşığı dolusu. Şimdi bir su bardağı da ılık su koyuyorum. Mayamızı canlandırmak için şöyle 1-1,5 çay kaşığı kadar toz şeker ve ilk bir su bardağı unumu da ekleyip mayayı karıştırarak başlayacağım. Şöyle önce mayayı eritiyoruz. Maya içinde kayboluncaya kadar güzelce karıştırdım. Bu işlemi elinizle de yapabilirsiniz. Ben bir çırpıcı kullandım ki elimden kurtarmak kolay olsun diye. Şimdi üzerine 2 su bardağı kadar daha unumu ilave ediyorum. Toplamda 3 bardak un almış oldum. Tuzunu da bu aşamada ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Şöyle yumuşak, orta yumuşak kıvamlı bir hamur yapacağız. Şimdi hamurumuzu toplarken bu aşamada yarım bardak daha ılık su ilave ediyorum. Hamurum toplanmaya başladı. Şimdi hamurumuz toplanmaya başladığında, eğer biraz gevşek gelirse, çok yumuşak olduğu gibi hissederseniz birazcık un ekleyebilirsiniz. Sert olduğu gibi hissederseniz de birazcık su ilave edebilirsiniz, bir iki kaşık kadar. Çünkü unun cinsine göre, kalitesine göre su alma oranı değişiyor. Şimdi hamurumu şöyle tezgah üstünde hızlıca toparlayacağım ve daha sonra streç filmle sarıp kapatıp kasenin içerisinde mayalanmaya bırakacağım. Hamur yaklaşık 2 katı kabarıncaya kadar bir kenarda beklettim. Ilık ortamda beklemesi gerekiyor, biliyorsunuz, mayalı hamurların. Mayalanmanın sağlıklı ve hızlı olmasını istiyorsanız, çok zamanınız yoksa fırını 50 dereceye ayarlayın. 50 derecede ısınsın bir 5-10 dakika. Ondan sonra kapatın ve o 50 derece ısıttığınız ılık fırının içinde de mayalanmaya bırakabilirsiniz. Şimdi streçi açıyorum. Hamuru tezgaha çıkartacağım. Tabi bu aşamada birazcık nemli buharda yapmış mayalanırken. Gayet güzel fosur fosur kabarmış. Şimdi tezgahı biraz unluyorum. Bu aşamada birazcık tam buğday unu kullanacağım. Hamurumu indirdim. Şimdi şöyle tezgahta çok sıkmadan hafifçe içine doğru katlayarak topladım. Şimdi yuvarlak bir şekilde açacağım. Daha sonra tepsiye alıp tepsi mayası için bekleteceğiz. Önce şöyle elimle açıyorum biraz. Elinizin avuç içini, şu ayalarınızın yumuşak yerlerini kullanarak hamurumuzu nazikçe açmaya başlıyoruz. Altın üstün arada unluyorum.
Ondan sonra birazcık merdane ile devam edeceğim. Böyle her tarafı eşit kalınlıkta olacak şekilde, yaklaşık bir parmak kalınlığında açtım. Şimdi tepsiye alacağım ama tepsiyi de şöyle unlayacağım, un serpeceğim altına. Dediğim gibi kepekli un, yulaf unu, çavdar unu gibi bir un kullanırsanız altına yapışmamasını sağlar. Tepsinin içerisinde kabarıncaya kadar tepsi mayası için bırakacağım, bekleteceğim. İşte bu işlemi de yine 50 derece ısıtılmış fırına koyarak fırında hızlıca mayalandırabilirsiniz. Mayalansın biraz, kabardıktan sonra şekillendirip üst malzemesini sürüp pişirmeye geçeceğiz. Pide mayalanırken ben de şimdi üstüne süreceğim malzemeyi hazırlayacağım bu arada. Bunun için dediğim gibi bir kaşık un kullanacaktım. Birazcık su ve bir tane yumurta. Şimdi önce unla suyu biraz çırpıyorum ki topak topak olmasın. Şöyle içerisinde pürüz kalmayacak şekilde önce unu erittim. Sadece yumurta sarısı da kullanabilirsiniz ama ben bütün yumurta kullanacağım. Güzelce çırpıyorum. Mayalandı hamurumuz. Şimdi üzerine hazırladığım malzemesini sürüyorum. Yumurtalı unlu bir su hazırlamıştım. Şöyle elimize sıvazlayarak güzelce her tarafına sürüyoruz. Ondan sonra da şekillendireceğim. Şimdi şöyle şekillendirmeye başlıyorum. Şöyle parmak uçlarımızla bölümlendiriyoruz. Şimdi şöyle üzerine çörek otu ve susamını serpip fırına vereceğim. Fırında tabii ki bu arada 200 dereceye ısıttım. 200 derece fırında pişmeye bırakacağız. Isı yüksek olacağı için çabuk pişecektir. Sıcacık pidemiz çıtır çıtır fırından çıktı. Tabii biraz içini çekinceye kadar soğumaya bırakıyoruz. Sonra iftar soframızda afiyetle yiyoruz. Herkese hayırlı iftarlar.